Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimini hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta konuklarımız Profesör Doktor Hatice Kurtuluş ve Esra Kaya Erdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aramıza. Teşekkürler. Hatice Hanım ikinci kere ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Çok tekrar. Teşekkür ederim. Bu hafta toplumsal Maltepe'nin toplumsal ve mekansal tarihi projesi üzerine konuşuyor olacağız. Bu proje kapsamında bir kitap yayınlandı Maltepe Belediyesi tarafından ki zaten Maltepe Belediyesi katkılarıyla yürütülen bir projeydi. Aynı zamanda projenin bir sergisi oldu. Projeye dair proje yürütücüleri sizlerle konuşmak isteriz. Öncesinde de belki projeye katılan bütün takımı, ekibi söylemek anlamlı olabilir. Hatice Kurtuluş, Şükrü Aslan, Besim Eşen, Esra Kaya Erdoğan, Hatice Kurşuncu, Suna Yılmaz, Sevinç Doğan ve Zozan Üçdağ projeyi beraber hazırladılar. O zaman belki şöyle başlayabiliriz. Proje fikri nasıl ortaya çıktı? Neden bir ilçenin toplumsal tarihine ışık tutmak istediniz? Evet, tekrar teşekkürler bizi ağırladığınız için. 2016 yılında biz Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'a Maltepe'nin toplumsal tarihiyle ilgili böyle bir araştırma önerisinde bulunduk. Araştırma ekibimizde Onur Aslan ve Mustafa Çevili bir de var. Onları da anmak isterim. O sağ kısmında onların da katkılarıyla yürüdü. Akademik çalışmaları nedeniyle yurt dışına gittiler araştırmanın bir aşamasında. Şimdi araştırma ekibi grubu daha önce Kağıthane'de zaten ekibi ortak keseni kent ve mekan çalışmaları. Farklı disiplinlerde uzmanlıkları olan arkadaşlarımız. Kağıthane'de daha önce böyle bir çalışma yürüttü araştırma ekibinin bir kısmı. 2016 yılında da dediğim gibi belediye başkanı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a biz bu fikrimizi paylaştığımız zaman Bu kabul gördü belediye tarafından. Çünkü Maltepe çok hızlı bir kentleşme, çok hızlı bir değişim yaşıyor. Bu baskıyı çok yoğun hissediyor. Bu değişimin bir yerde yakalanması gerekiyordu. Çünkü Maltepe'nin kurucu unsurları da bütün o yaşanan değişimle beraber vefat edebiliyor, yaşları ilerliyor. Kolektif hafızanın, toplumsal hafızanın bir tür kaybı yaşanıyor. Belki de geç kalmış bir çalışma bu yanıyla da bu çalışma. Yine yerel politikanın üretimi açısından da belediye bu çalışmayı önemsedi. Diğer taraftan kent araştırmalarına baktığımızda da bu tarz bütüncül çalışmalara çok rastlayamıyoruz. Bu yani, da önemliydi. Bütüncülü biraz açar mısınız? Mesela daha kent çalışmalarında tematik unsurlar gözetilerek yapılan çalışmayı biliyoruz ama ilçe özelinde bütün dokunduğu alanları kapsayarak bir çalışmadan bahsediyorsunuz anladım. Evet. Şimdi kent araştırmaları açısından dediğiniz gibi ya belli temalara bunlar daha eğilimler gibi oluyor. Bir dönem gecekondu belki, bir dönem neoliberal tahribatın, kentin belli alanlara, belli konulardaki sonuçları olabiliyor. Bunlar çok yoğun bir kent araştırmaları literatüründe yoğun bir üretim var. Ya da daha mikro düzeyde, çok daha mikro düzeyde çalışmalar oluyor. İstanbul'un ilçeleri açısından, mekan açısından da eski kent merkezleriyle ilgili bir takım çalışmalar var. Evet. Daha tarih çalışmaları. Ama bir ilçenin bütün modern tarihini, İstanbul'un ilçelerinin bütün modern tarihini çok disiplinli ve farklı araştırma teknikleri de kullanarak ele alan bu kadar bütüncül az çalışmaya var. Dolayısıyla bu çalışmanın çok fazla İstanbul'a da ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Ben sizlerin bu yöndeki heyecanını anlıyorum da yerel yöneticilerin yani bir belediyenin bu yöndeki bir çalışmaya bu desteğinin nedenlerini anlamak isterim. Yani neden bir yerel siyasetçiler böyle bir çalışmaya önem veriyorlar? Aslında çok ihtiyaçları var. Yani iyi bir yerel yönetici kendi yönettiği yereli çok iyi tanıması gerekir. Yani politika üretmek için, politikanın daha altında hizmet üretmek için yereli çok iyi tanıması gerekir. Kendi yönetiyor orayı.
Size bununla ilgili güzel bir örnek vereyim. Biz Kağıthane'ye çalıştığımız zaman Kağıthane projesi doğrudan Kağıthane Belediye Başkanı'nın kendi önerisiydi. Çünkü orada kentsel dönüşüm başlamıştı biz oraya çalışırken ve gecekondular yok oluyordu. Ama Sayın Fazlı Bey, belediye başkanı, birkaç dönemdir belediye başkanıdır Kağıthane'nin, kendisi o gecekondulardan çıkmış bir çocuk. Ve orada büyümüş, orada futbol oynamış ve o tarihin kendisi bir parçası ve o tarihin yok olduğunu gördüğü için bu kentsel dönüşümle aslında kendi tarihini yazmak ve onu kayıt altına almak istedi. Yani istediğini düşünüyoruz bunu talep etmesi böyle bir şeydi. Çünkü orada Kağıthane'de bir hem gecekondu ama hem de bir sanayi sınıf tarihi var aynı zamanda doğal olarak. Onu talep etti. Yani o tarihin yazılmasını istemişti. Şimdi bütün yereller için bu geçerlidir. Oranın tarihini bilmeden ve oradaki ilişkileri bilmeden, oradaki o kolektif hafızayı bilmeden ne tutuyor o insanları bir arada ve o mekanı ne tutuyor ayakta, onları bilmeden oraya politik öğretmek de zordur aslında. Çok pragmatik olarak bile hani bir siyasetçi bilmek ister neye dokunduğunu. Biraz belediyelerin böyle bir tarafı var. İkincisi şu, belediyelerin aslında onlarda olması gereken bilgilere sahip değil belediyeler. Mesela belediyelerin arşivleri yok. Biz Maltepe'ye çalışmaya başladığımız zaman Maltepe'nin tarihine ilişkin belediyede bir şey bulamadık. Yok yani, evet, sayfasına girerseniz, bütün belediyelerin sayfasına girin, bir sıradan bir tarih var. Şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu oldu, şu başkanlarımız şunlar. Önemli bir olay varsa, popüler bir olay, kötü değil de iyi bir olay varsa o var. Bakın sayfalarına belediyelerin, derin analiz edilmiş kendi tarihleri pek yoktur. İkincisi, bir araştırmacı Maltepe'de bir şey araştırmaya kalksın. Diyelim ki biz Maltepe'de bir Bizans tarihi var, arkeolojik olarak da var. Bir Bizans tarihçisi geldi, diyelim ki orada bir şey araştıracak. Önce belediyeye gider, ne var elinizde diye. Belediyede hiçbir şey yok. Şeyde de yok, başka çalışmalarda da yok. Biz o kadar az çalışılmış çalışma bulduk ki, yani çalışılmış orada 1956'da yapılmış bir sanayi tezini kullandık mesela, İstanbul'un Coğrafya Enstitüsü'nde yapılmış, İstanbul Üniversitesi'nin. O bize çok yol gösterdi o zamana dair. Çok aramak zorunda kaldık ve o nedenle başlangıçta, projenin başlangıcında olmayan, şimdi birazdan Esra onu detaylı anlatır, olmayan yöntemsel arayışlara da girdik. Mesela biz arşiv çalışmak istemiyorduk bunun başında. Yani Osmanlı arşivine, başbakanlık, o zamanın başbakanlık arşivine girmeyi düşünmüyorduk. Arşive girdik. Çünkü elimizde bir şey yakalamışız ama belgesi yok. Ona dair bir şey var ama bilmiyoruz kaç kişi, ne zaman gitti, mübadele ya da belediyenin kuruluşu. Onun için belediyelerin kendi tarihlerini bilmeleri gerekir. Herhangi bir araştırmacı önce belediyeye gider bir şey aradığı zaman oraya dair. Onun için de bence Maltepe Belediye Başkanı Ali Bey onun farkındaydı. Çok güzel. Şimdi tabii böyle bir çalışma yapmaya başladığınız zaman, evet, dediğiniz gibi ilk akla tabii ki bizlerin bilgi nerede, işte arşivlerde ve ama dediğiniz ki bunlar çok kısıtlı sayıda var. O zaman siz çalışma yöntemi olarak nasıl bir yolculuk izlediniz? Biz sözlü tarih yapacağımız yola çıkarken aslında belliydi. Ama biz kitabın toplamında, araştırmanın sonundan başlayayım belki anlatmayı. 200 görüşme yaptık. Bu gerçekten çok yüksek bir sayı. İki senenin muhtemelen 16 ayı kadar aktif sahadaydı ekip. Sözlü tarih görüşmeleriyle özellikle 70 yaş üzerinde nüfusunu Maltepe'nin çıkardık mahalle bazında. Bu kişilerle görüştük ama bunun dışında sahada çeşitli temalar karşımıza çıktı. Bu temaları tabii ki bir araştırmanın başında olmayacak, tahmin edemeyeceğimiz konular içinde derinlemesine mülakatlar yaptık, odak gruplar yaptık. Buna dair bir video var belki arkadaşlar, o videoları da döndürebilirler. Hatice Hocam'ın söylediği gibi Maltepe'nin özellikle 19. yüzyıldaki tarihi açısından
arşivlere girdik. Saha biraz da bizi zorladı buna. Ve herhangi bir kaynağın olmaması zorladı. Osmanlı arşivlerine girdik. 200 belge yaklaşık taradık. Aslında bunu, 700 belge çıkarttık oradan ama 200'ünü kullanabildik. Geri kalan hala elimizde duruyor. Çok önemli de buradan bilgilere eriştik. Evet. Arşivlere erişmiş olmamız. Bu kadar yoğun sahada olmak, araştırma ekibinin bir kısmının Maltepe'de yaşıyor olması aynı zamanda çalışmaya bir etnografik bakış da kazandırdı. Evet. Yani bu çalışmanın etnografyadan etkilenen bir yönü de var bu anlamıyla. Yine yöntemsel olarak çok karşımıza çıkmayacak şekilde bir kurgu oluştu. 18 mahallesi var Maltepe'nin. Evet. Bu anlamıyla saha araştırmasını kurarken hem dikey bir planlama yaptık. Yani bu 18 mahalleyi 3 gruba ayırdık, 6'şar mahalle şeklinde ama bu yetmedi. Hem mahalle tarihlerine baktık, daha sonra temalar üzerinden de yeniden bir iş bölümü yaptık. Evet. Yani 10 kişilik çünkü bir araştırma ekibiyle bu kadar bütüncül ve uzun bir dönemi çalışıyor olmak bizi sahada daha yaratıcı kılmaya da zorladı. Bu 200 görüşmecinin 60 kadarı kadın. Kadın görüşmecilerimiz de var. Yani bu anlamıyla biz hem Maltepe'nin bir bütüncül kentsel tarihine bakmış olduk. Hem de mahallelerin kendi özgün tarihlerine baktık. Evet. Ve bunları mümkün olduğunca birbirleriyle konuşturarak çalışmamızı nihayetlendirdik. Bu 200 görüşmeci çalışma bittiğinde yaptığımız panelde de söylediğimiz gibi asıl aslında bu çalışmanın belki de kahramanları onlar. Yani onlar çünkü bize mahremlerini anlattılar. Dost olduk gerçekten Maltepeliler tarafından çünkü muazzam bir şekilde sahiplenildi çalışma. Dün de dahil olmak üzere. Tanıdığımız insanlarla arkadaşlığımız gelişti vesaire. Onlar anlatmasaydı bu kitap olmazdı. Bir teşekkür de belediyeye sanırım etmemiz gerekiyor. Belediye bu çalışmayı lojistik olarak desteklemesinin dışında çalışmanın çok arkasında kalmayı tercih etti. Yani biz buna çok rastlayamıyoruz. Yani bize daha popüler ya da aktüel siyasete dair herhangi bir talep, öneri, bir merak hissettirilmedi bile gerçekten. O da kişisel ilişkileri aslında bayağı şey kılmıştır yani en samimi kılmıştır diye tahmin ediyorum. Ve çalışmanın bilimselliği noktasında da çok gerçekten özel bir alan açıldı bize. Hiçbir şeyle, öneriyle, beklentiyle, ima da dahil olmak üzere karşılaşmadık. Yani bu anlamıyla da belediyeye de ve elbette ki tüm Maltepelilere kitaba katkı sunan teşekkür etmek isteriz bu vesileyle. Evet. Bu anlamıyla yani bu çalışmanın belki de ayırt edici yanı hem saha örgüsüyle hem masa başı, araştırmanın masa başı dediğimiz kısmıyla yatay ve dikey olarak yeniden çok kuruldu güzel. Ve yazıldı bu çalışma. Bu sözlü tarih benim çok ilgimi çekiyor. Şu bağlamda normalde biz tarihi genel olarak mümkün olduğu kadar rasyonel, büyük resim üzerinden okumaya alışıyoruz. Sözlü tarih bu resim içerisinde nerede duruyor? Neden bu kadar önemli? Bir de ilginç bir kitabı göz atarken ilginç bir cümleye rast geldim. Kadın katılımcıların azlığından ötürü bunun aslında tarih yazımında da bir etkisi olduğundan bahseden bir cümle vardı. Belki onu da sizden açmanızı rica edebilirim. Neden hani sözlü tarih önemli? Bir de neden kişilerin buna etkisi sonucu da değiştirebiliyor. Tabii. Şimdi iki şey. Bir, sözlü tarih neden önemli? Çünkü tarih genellikle daha ortodoks kurallarla yapılıyor. Yani belgeler incelenerek ve belgeler üzerinden yorumlar yapılarak yapılıyor. İlber Hoca'nın bir lafı vardır. İşte kaç kişi aynı belgeyi okusa farklı şeyler söylerler. Belge aynı belgedir ama. Bir de hani resmi tarih dediğimiz bir tarih biçimi var. Şimdi bu sözlü tarih bunların ikisini de aşan, onların ortaya çıkaramadığı ya da ortaya çıkarırken gerçek yorumlarla ortaya çıkaramadığı
derinliklere giriyor sözlü tarih. Yani daha derin alanları giriyor. Toplumun derin alanları dediğimiz daha özel alanları, kendilerinin kamusal alanları, yani bir mahallenin kamusalına girebiliyor. Ya da bir ailenin, bir kültürün kamusal alanına girebiliyor. Sosyal tarih dediğimiz, yani mesela mübadele ile ilgili, benim ki Maltepe, şimdi birazdan bahsederiz, Maltepe çok önemli bir mübadele yaşıyor. Nüfusunun %90'ını yakınını mübadeleyle kaybediyor Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Mübadeleyi hatırlayan kim var? Biz mübadeleyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bakarsak işte evet Maltepe'de durumlar vardı, onlar da gitti. Hala sayısını tam olarak bilmiyoruz, biliyor musunuz? O kadar araştırmamıza rağmen tam sayıyı bulamadık. Yani bizim Ortodoks tarihimiz mübadeleden ile Maltepe'den gidenlerin sayısını tam olarak bize söyleyemiyor. Şimdi bu tür alanlarda o gidişin hikayesini ancak ona tanıklık etmiş olanlar bize anlatabilirler. Onlar nasıl gittiler? Onların bıraktıkları yerde ne oldu? Onlar ne yapıyorlardı? Üretim olarak ne yapıyorlardı? O üretim devam etti mi? Yani biz bunları o öbür tarihle, bildiğimiz tarihle bulamayız. Bunlar belgelerle bulunacak tarihler değil, konular değil. Bir kısmı gerçekten tanıklıklarla bulunacak şeyler. Onun için sözlü tarih çok kıymetli. İkincisi, yazılı tarihimiz bizim, yani belgelere dayanan yazılı tarihi daha erkek bir tarihtir. Erkekler anlatıyorlar, erkekler araştırıyorlar. Yani kadın tarihçiler de araştırdıklarında erkeklerin yazdığı metinleri okuyarak araştırıyorlar. Ama sözlü tarih öyle değil. Sözlü tarih kadınlara dokunuyor, onlarla konuşuyor, onlara anlattırıyor. Çünkü gündelik bir yangını anlattırıyor. Yani o mahallede çıkmış bir yangını anlattırıyor. Burada da gözlemlediğimiz, daha önceki çalışmalarda da bizim gördüğümüz, kadınlarla erkekler aynı olaya aynı hafızadaki şeyi biriktirmiyorlar. Anıyı aynı biçimde yazmıyor kadın ve erkeklerin beyinleri. Farklı yazıyor ve ikisi de aslında anı. Onun için erkekler daha devlet, kamusal, iş meselelerinde bir anı saklarken, hafızalarını oraya odaklarken, kadınlar gündelik hayata, toplumsal ilişkilere, aile ilişkilerine, sokağa, daha mahalleye, alışverişe, o ilişkileri daha çok hafızalarında anı olarak tutuyorlar. O nedenle kadınlarla görüşmek çok önemli, çok ayrıntı var. Ama bunun şöyle bir yanı da var, kadınlar konuşmuyorlar, konuşmak istemiyorlar. Çünkü bu tür çalışmaları yine bir resmi alan olarak görüyorlar. Kadınlarla konuşabilmek için ciddi bir dostluk, güven ilişkisi yaratmak gerekiyor. Ancak ondan sonra konuşuyorlar. Şöyle örnekler yaşadık işte. Erkek konuşuyor aslında. Fakat erkeğin yanlış söylediği bir şeye orada karısı ya da kız kardeşi orada duran bir hayır o öyle olmamıştı diyor. Şöyle olmuştu. Sen yanlış hatırlıyorsun diyor. Ve biz anlıyoruz ki aslında oradaki o anının hafızadaki kayıt edilmesi kadında farklı, erkekte farklı edilmiş. Onun için de çok önemli. Ve biz burada çok çabaladık tabii daha çok kadına ulaşmak için. Fakat şöyle şeyler var yerel tarih çalışmalarında. Yerel, aynı zamanda yerel sporun tarihi, yerel kurumların tarihi, yerel sanayilerin tarihi, işin tarihi. O nedenle tabii daha yoğun olarak erkekler var o işi hatırlayan ve işin içinde olan. O yüzden yine de daha çok erkeklerle görüşmek zorunda kaldık ama özellikle grevlerle, tekel işçilerinin grevleriyle ilgili, yani 50'lerden sonraki döneme ilişkin çok güzel kadın tanıklıkları var. Mesela bir ilaç fabrikası var ve daha çok kadınlar çalışıyorlar. O ilaç fabrikası aslında tarım ilaçları, yani zehirli ilaç üreten bir fabrika. Ve kadınlar diyorlar ki biz eve gelirdik, yıkanırdık. Üzerimizden o koku çıkmazdı. İş, emekli olduktan sonra bile yıllarca o kokuyla yaşadık diyor. Çocuklar, annelerimiz o fabrikada tarım ilacı fabrikası orası. Yani DDT fabrikası. DDT kokardı annelerimiz diyorlar. Yani bu ancak sözlü tarih yoluyla elde edilebilir ve biraz da kadınlar yoluyla elde edilebilir bilgiler. Onun için sözlü tarih bu açılardan önemli. Yani daha risk gruplarına dokunabilir, daha kadınlara dokunabilir
onların hafızalarını ortaya çıkarabilir, birikimlerini ortaya çıkarabilir bir yöntem. Evet, biraz önceki konuşmamızda Esra Hanım bu aslında gecekondu tarihinde mesela Fatma Hanım'dan bahsetti. Belki evet, onunla bağlayabiliriz. Ne dersiniz? Maltepe 3 tane gecekondusu mahallesi olan bir ilçe. Biraz sonra bundan bahsederiz. Dolayısıyla biz aynı zamanda İstanbul kent hareketlerinde de bilinen üç mahalle. Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu. Zaten kendilerini ağırlamıştık biz bir programda Gülsuyu, Gülensu'daki stratejik plan çalışmaları için. Dolayısıyla biz üç gecekondu mahallesinde bu çalışma kapsamında çalışmış olduk. Hatice Hocam'ın dediği gibi kadının nasıl hatırladığını, mekanda kolektif hafızanın nasıl işlediğini, nasıl kurulduğunu ve nasıl geri çağrıldığını en çok da gecekonduda gördük. Çünkü kadın anımsarken çok gündelik hayat üzerinden bir kere kuruyor. Bu gecekondu mahallelerinin özellikle kentsel altyapı hizmetlerinin henüz ulaşmadığı zamanlardaki bütün yük aslında kadınlardı. Sahada da gördük. İşte bugün fıtık sorunu yaşayan tüm kadınların orada çeşmeden suyu eve taşıması arasında bir ilişki var. Yani bedenlerinde o izlerin hala devam etmesi arasında bir ilişki var. Mahallenin bütün o günlük hayatının işte çok gecekondu mahalleleriyle ilgili klasiktir işte çamuru, yolu vesairesi, ulaşımı. Bunun dışında yerelde kadın figürler var. Fatma Hanım, programın başında söylediğimiz gibi Fatma Hanım Büyüsü Mahallesi'nin kuruluşu açısından çok önemli bir figür. Biz projeye başladığımızda vefat etti. Ona görüşme imkanımız olmadı ama o kadar önemli bir figür ki Gülsuyu açısından Fatma Hanım durağında buluşuyor olmak bir önemli merkez mahallenin önemli noktalarından biri. Hem sözlü tarihte yapmanın kadının mahallelerin kuruluşu açısından nasıl bir önemi olduğunu gösteriyor hem de tekrar bu projenin fikrinin nasıl ortaya çıktığı noktasında da bu da bizi işte itti. Tam da böyle kayıplar kentin önemli aktörlerinin yaşlanması ya da vefatları gibi etkenler etkili oldu çalışmayı yürütürken. Peki o zaman biraz da bulgulardan bahsedersek, bizi hızlıca geçmişten günümüze tarihsel bir yolculuğa çıkarsanız nereden bahsetmek istersiniz Mahmut? Tabii. Önce bir yöntemle ilgili bir şey daha söyleyelim. Şimdi biz çalışmaya başladığımızda yaşa çok önem verdik ve en yaşlılardan başlamak istedik. Çünkü en yaşlılar gidiyorlardı artık ve onlar müthiş dolu hafızaları Maltepe'nin tarihiyle. Öyle başlamamıza rağmen bir kısmı artık bizimle konuşamayacak ya hastalanmışlardı, demans vesaire. Ona rağmen, yaşıyor olmalarına rağmen bir kısmıyla konuşamadık ya da başarılı bir görüşme yapamadık yani. Onun için ben öğrencilerime de sık sık söylüyorum, elinize bir handikam alın diyorum. Nenelerinizle, dedelerinizle, hepsiyle konuşun, bir hikayelerini anlattırın. Çok önemli bu. Oradan bazı küçücük şeyler büyük bir bilginin ucunu yakalamanızı sağlıyor. Ondan yürüyebiliyorsunuz. Şimdi Maltepe'de ne çıktı? Maltepe'nin tarihi çok eski aslında. Yani 4. yüzyıla kadar gidiyor. Ama şimdi bulgu olarak bir Bizans tarihi var. Çünkü arkeolojik iki tane sit alanı var. Ve büyük olasılıkla Dragos'un altı olduğu gibi zaten arkeolojik alan diye düşünüyoruz. Bunları çalışılmış. Yani Bizans çalışan arkeologlar bu alanları açtılar ve çalışıyorlar. İki tane arkeolojik çalışma, hatta üç tane arkeolojik alan var Maltepe'de. Kilise yazlık sarayı olarak düşünülmüş, Semavi Eyce onu yazlık sarayı olduğunu düşünmüş, bir Bizans yazlık sarayı, fakat daha sonra başka bir İtalyan arkeolog onu bir kilise kalıntısı olduğunu düşünmüş. Bu kalıntılar var. Önemli bir Rum köyü, yani 1950'li yıllarda yapılan coğrafi etütte %90 civarında nüfusunun mübadeleden önce
Rum olduğu var. Yani küçük bir Rum köyü aslında. Kıyı Rum köyü, balıkçılık ve bostancılık yapıyorlar. 19. yüzyılın sonunda tütün ekimi var. Onunla ilgili arşivde epey bir belge bulduk. Bir tütün macerası var Maltepe'nin. Daha sonra zaten büyük tütün fabrikası olacak ama o tütün fabrikası orada üretilen tütünü değil, Samsun'daki tütünü tabii işleyecek. O ayrı. Çünkü tütün 1950'lerde tütün üretimi durdurulacak. Şimdi şöyle bir şey var, bir kemah hikayesi var. Bu çok ilginç. Yani bizim İstanbul'daki kemah göçüne dair bence belki de en önemli bulduğumuz şey. Çünkü biz genellikle Anadolu göçünün 1950'lerden itibaren başladığını, ondan önceki 19. yüzyıl göçlerinin mevsimlik işçilik olarak İstanbul'a gelip işte çalışıp geri döndüklerini düşünüyorduk. Fakat biz gördük ki aslında Rus Harbi sırasında... Yani 1870'lerin sonlarına doğru bölgedeki Güneydoğu Anadolu ve Anadolu bölgesindeki yoğun nüfus hareketliliklerinden dolayı orada ciddi bir göç hareketi olmuş. Kemah'tan önemli bir göç var İstanbul'a ve Maltepe'ye yerleşiyor onlar. Belki başka yerlere de yerleşmişlerdir. Daha bilmiyoruz şu anda. Yani biz Kemah göçünü genellikle 50 sonrası göçü olarak, Erzincan göçü olarak biliyoruz. Ama burada bu var. Onlar geldikleri zaman Maltepe'de bir göç daha var. Balkan Harpleri sırasında, yani 1. ve 2. Balkan Harbi sırasında Osmanlı tebaası Müslüman nüfus da oradan kaçarak geliyor ve onların da bir kısmı Maltepe'ye yerleşiyor. Arnavutlar bunlar ağırlıkla. Yani 100 yıldan önce, yani 20. yüzyıldan önce ve 20. yüzyılın başında mübadeleden önce iki göç hareketi var Maltepe'ye. Bir Arnavut göçmenler var. Başkaları da var, sadece Arnavutlar değil, Makedonlar da var. Yani Makedonya'dan gelenler de var. Daha düzensiz göç hareketleri bunlar. Yani resmi, anlaşmalı göç hareketleri değil, düzensiz göç hareketleri var. 1924'te de mübadeleyle Rumların gidişi ve bu defa da Drama'dan, yani Kavala-Drama bölgesinden, Selanik-Kavala-Drama bölgesinden bir mübadelerin gelişi var. Yani üç büyük göç kitlesi ve farklı nitelikte göç Maltepe'ye yerleşmiş. 1950'lere kadar bu yerleşimi görüyoruz biz. Rumların gidişi, mübadillerin yerleşi. Tabii o kitapta çok detaylı var. Orada çok orijinal şeyler var. Hani burada vaktimiz yok onları konuşmaya. Gelişi var. Ve 1950'lerden itibaren de bildiğimiz klasik Türkiye'nin iç göçüyle gelen bir nüfus var. Yani şeye kadar büyük bir mekanda mülkiyet el değiştirmesi, mülkiyet hareketliliği ve bir hani yerleşme halini görüyoruz 50'lere kadar. 50'lerden sonra da klasik İstanbul'un her yerinde rastlayacağımız türden bir göç hareketi görüyoruz. Şimdi emek süreçlerinde biraz daha Esra bahsedecek. Şeye kadar bir Süreyya Paşa figürü var, Süreyya İlmen figürü var. Yani bu modernleştirici, açıcı, modern kurumsal şeyleri oraya getirici, girişimci bir paşa, Süreyya Paşa. Onun girişimlerini görüyoruz. Bu sayfiyeleşme sürecini hızlandırıyor. Ve bizim İstanbul'un Marmara kıyısında, yani iki tarafında da Marmara'nın, iki kıyısındaki bu plaj kültürünün gelişimini görüyoruz. Aslında 19. yüzyılın sonunda başlayan ama 1950'li reklamları var belki arkadaşlar ekrana verirler. 60'lara kadar gelecek bir sayfiyeleşme. Plaj, sayfiye evi, sayfiye kültürü. Hatta 46'da falan Akşam Gazetesi'nde Halit Refik Karay şey yazıyor. Bu sayfiye güzel, iyi de bu Ankaralılar çok geliyorlar, fiyatları arttırıyorlar. Çünkü başkent Ankara'ya taşındığı için, evet. Ama başkente giden bütün bürokratların çoğusu İstanbullu olduğu için ve onlar o sayfiye kültüründen gittikleri için, evet, yazları çoluk çocuk sayfiyeye geliyorlar ve ev kiralıyorlar burada. Evet. O nedenle böyle bir şey de oluyor. 70'lere doğru banliyöleşmeyi görüyoruz. Çünkü kentin içindeki, yani kentle çok alakalı. Maltepe İstanbul'un bir mikrokozmosu. İstanbul'daki her şey Maltepe'ye değiyor. Orada bir dönüşüm yaratıyor. İstanbul'un
70'lerdeki arazi stokun azalması, bu yapsatçılık ve evet, hani boşlukların dolması, gecekondular ve yapsatçılıkla İstanbul'u bir dışa sıçratıyor yerleşimini. O sıçrayışta da Maltepe'nin arazileri çok kıymetli. Çünkü büyük bostan arazileri var. Hala bostancılık sürüyor. Evet. Şimdi bostan hikayesine yine biraz sonuna doğru gireceğiz. Bize ne kaldı bostanlardan diye. O nedenle de 70'lerde Maltepe'de bir yapsatçılıkın başladığını görüyoruz. Kent Maltepe'ye doğru sıçrıyor. Ve bu defa bizim o sayfiyelerimiz artık banyoya dönüşüyor. Yani tam zamanlı yaşama alanlarına dönüşüyor. Ve bu 80'lerin sonlarına kadar neredeyse bu biçimde gidiyor. Oradaki bu gelişmeyi tabii belirleyen, yani mekanda nasıl dizileceğini, bu sosyal ölçeğin mekanda nasıl oluşacağını belirleyen çok dinamik var, ama bu dinamiklerin başında bu yol aksları geliyor. Yani başlangıçta küçük bir sahil yolu, arkasından tren yolu, arkasından E5, arkasından da yeni otoban. Bu aralarda doluyor şehir, gidiyor ve şöyle de bir şey var. Her bir dönem kendi kimliğini, kendi kültürel özelliklerini orada kuruyor. Mesela gecekondu E5 üstü diyoruz. E5'in altı daha seküler orta sınıflar diyelim buna, hani bugün evet, Kadıköy, Beşiktaş diyoruz ya, onun bir çeşit bir ölçeği, ama onun da içinde, yani bu paralel, denize paralel giden yolları düşünelim, ulaşım akslarını düşünelim, tren, evet, otoyol vesaire, ama onun içinde de dikey ilişkiler var, evet, çünkü mesela büyük bostanlar var, bostanı satmadıysa birisi, bir bostan sahibi, bir mübadil, bostan orada duruyor, orada bir apartmanlaşma olmuyor, ama hemen yanında bir yeni apartman bloklar ya da işte Emin Su konutları dediğimiz 60 darbesinden sonra subaylara verilen bir arazi var. Onlar kooperatif yapsın diye. Orada iki katlı, Avrupa'dakine benzer aslında bir orta sınıf konut alanı oluşuyor. Bugün Çınar Mahallesi dediğimiz alan. O bambaşka bir oluşum biçimi apartmanlaşmada. Ve bu şekilde aslında neoliberal politikaların mekana yansıdığı 1990'lara kadar bu şekilde geliyor. Yani temel şeyler, aşamaları böyle Maltepe'nin, şehrin gelişimi açısından. Evet. Belki bu dönüşümden sonrasında sizden dinleyebiliriz. Şimdi Maltepe'nin idari hayatının ve kent hayatını etkileyen önemli bir kırılma 12 Eylül askeri cuntası. Cunta Maltepe Belediyesi'ni, ki biz bu arada Osmanlı arşivlerinde şuna eriştik, 1899'da kuruluyor Maltepe Belediyesi. Oo, çok güzel. Bunun belgesine ulaştık. Dönemin azalarıyla ve bu yani Türkiye'nin modern belediyeciliğinin de kurulduğu tarihler. Yani bir yandan çok taşra, çok sayfiye, çok kent dışı bir alan gibi görülen bir yerde belediyecilik kuruluyor 19. yüzyılın sonunda. Bu kadar eski bir belediyecilik tarihi olmasına rağmen ve Kent Hatice Hocam'ın söylediği gibi 70'lerden itibaren artık çok yerleşik ve köklü bir ilçe haline gelmesine rağmen askeri junta belediyeyi kapatıyor, bir şube belediyesine, Kartal Belediyesi'ne bağlanıyor. Bu dönem 80-92 dönemi yine belki Maltepe'nin en çok yapılaştığı ve biraz da bu anlamıyla özel olarak belki daha derinlemesine bakılması gereken bir dönem. Başka bir belediyeye bağlı ve Kartal'la ilişkiler hep var. Ama evet, bu dönem başka türlü anlamlar başlıyor. Şubeye başlamıyor. Dönüşüyor şubeye, yani Kartal'ın evet, şubesi oluyor. Kartal'ın şube belediyeciliği. 92'de tekrar belediye kuruluyor. 90'lar aslında biraz memleket gibi. Yani Türkiye'nin 90'ları gibi kentleşmedi de yoğun bir görüşmecimizin ifadesiyle vatandaşa tavizlerin, küçük kentsel tavizlerin sağlandığı, bir takım koalisyonların yerelde gözüktüğü ve burada mafyanın bir aktör olduğu, arazi mafyasının bir aktör olduğu, gecekondu tarzı olmasa da yoğun bir kaçak yapılaşmanın olduğu bölgede bir tür küçük ya da orta ölçekli diyebileceğimiz müteahhitlerin türediği, bölgenin kendisinde olan bir yoğun yapılaşma dönemi ve kentin dönüşümü açısından da ikinci çevrim diyebiliriz. Bugün
kapalı siteler dediğimiz siteler değil de bir eskisi olan site yaşamının Maltepe'ye geldiği ve belli mahallelerinin site mahallesi gibi bugün de anılır. Bu tarz yeni konut sunum biçimlerinin olduğu, sanayinin artık kenti terk ettiği, yani 80'lerin başı itibariyle zaten hem İstanbul'da hem Maltepe'de bir sanayisizleşme süreci yaşanmaya başlanıyor. Bu 90'lara geldiğimizde çok küçük atölyeler şeklinde kalıyor 90'lar ve 2000'lere doğru. Ki hatırladığım kadarıyla hemen öncesinde de aslında çok güçlü bir sanayileşme var, tabii, kooperatifleşme çok, var. Tabii. Bütün sendikal faaliyetlerin de aslında çok, aktif olarak görüldüğü bir çok, yer. Çok güçlü. Yani Türkiye'de hani önemli denilebilecek ve bildiğimiz markaların fabrikaları Maltepe'de. Hı-hı. Ve evet. Maltepe ile özdeşleşerek evet. bu arada. Yani ilçeyle de bir özdeşleşmeleri de var. Biz o dönemin gazetelerini de taradık bu arada. Bunu atladım yöntem kısmında söylemeyeyim. Bir, önemli bir gazete arşivi taraması yaptık. İlçeyle özdeşleşmiş. Türkiye Sendikacılık Hareketi açısından da tekel başta olmak üzere ama sadece tekel değil, Maltepe'deki bu yani çalışan işçi sayısı falan da oldukça yüksek. 10 binleri bulan, 10 bin işçinin çalıştığı fabrikalar var. Binlerce işçinin. Disk çok güçlü çok Maltepe'de. Güçlü. Yani bir sendikal okul gibi Maltepe. Hı hı. 70'lerin politik iklimine bu yansıyor. Yani mahalleyle, sendikayla, Maltepe'de ki o dönemin sosyalist devrimci hareketi arasında bu üç ayak arasında zaman zaman kopuşlar, zaman zaman yakınlaşmalar var. Evet. Bunları gördük ama tüm ayrıntıları burada anlatmamız açısından mümkün olmadığı için ama 90'lar tam da tüm bunların artık değiştiği ve yavaş yavaş Maltepe'nin kentin hızlı büyümesiyle beraber de kentin içine doğru geldiği, yani kent büyüdüğü için kentin içinde yer aldığı bir dönem başlıyor ve 2000'lerde başlayacak olan, 2000'lerin ortasından itibaren daha açık hissedilecek olan bir tür kitapta da bunu böyle andık. Bu Maslak hattının banliyosu diyebiliriz belki de yani. Bu Levent Maslak hattının banliyosu şeklinde yavaş yavaş hizmet sektörünün E5'in kenarında çeşitli ofisleri kurduğu, bu bugünün rezidansına belki denk düşmeyen ama iş merkezi formunda olan bir yapılaşma ve yeni sektörlerin Maltepe'ye gelişi 90'larla beraber başlıyor. 2000'lerde tabii ki tüm İstanbul gibi Maltepe'de bütün bu kentin yıkma ve yeniden yapma, yeniden inşa hareketlerinden etkileniyor. Burada anmamız gereken, demin söylediğimiz gibi üç gece kondu mahallesi var. Zaten E5 üzeri Kuzey Nazım İmar Planı, Başı Büyük Gülsü, Gülen Su mahalleleri 14 yıldır bu süreci yaşıyorlar. Bunun belki İstanbul kent hareketlerine de bir hatta evet. Oradaki mücadelenin etkisi var. Dolgu alanı var. Evet. Maltepe dolgu alanı. Doğru. Ve yine bu dönemde Fındıklı Mahallesi diye bir yeni mahallenin doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bugünün belki yoksulluğunu temsil eden bir mahalle. Bu hemen ilk aklımıza gelecek şekilde gecekondu ya da tamamen çöküntü alanı biçiminde değil ama belki çalışan yoksullar ya da esnek üretim ilişkilerinde sürekli işi olmayanların olduğu, kentsel altyapının oldukça zayıf olduğu, yoğun bir apartmanlaşmanın olduğu ama yani işte park sayısının çok az olduğu diyebiliriz bir mahalle. Ama aynı zamanda büyük inşaat firmaları ve büyük ölçekli sermaye de Maltepe'ye 2000'lerin ortası itibariyle tırnak içinde bize sahada ifade edildiği şekliyle keşfetmeye başlıyor. Çünkü evet. kentsel arazi stoğu yok. Kentte. Şimdi şeyi çok iyi görürsünüz Maltepe'de, o açıdan da Maltepe iyi bir İstanbul'a iyi bir temsiliyeti yüksek o nedenle. Bir tarafta yeni yoksulluk dediğimiz, yani biz artık gecekondu yoksulluğunu bir yoksulluk biçimi olarak göremiyoruz. Çünkü hani konuştuğumuz gibi bir servet aktarımı mekanizmasıyla, yani tapu tahsis belgeleri, el değiştirmeler, gecekondu yoksulluğu belirli ölçüde azalıyor. Ama yani görüntü olarak söylemiyorum, biz o estetik şeyleri bazen yoksullukla örtüştürüyoruz ama mülkiyet hakları ve gelirler açısından.
Ama yeni bir yoksulluk biçimi var. Yine bu yeni liberal politikalarla, işte zorunlu göçlerle, kırlardan kopup kentlere gelen, kentlerden kopup kentlere gelen, hatta çok yoksul Kürt göçmenler bunlar, büyük bir kısmı. Evet. O göçmenlerin yeni alanları var. Yani bunlar bizim 2000'li yılların yeni yoksulluğu dediğimiz yoksulluk biçimleri. Bunlar apartmanlaşmış mahalleler, Fındıklı onları çok iyi temsil ediyor. Bir diğeri, yani Maltepe'de ikisini de görüyorsunuz. Yeni zenginliğin mekanlarını da görüyorsunuz. O lüks sitelerde, daha orta sınıf olanlar da var, Tokiler de var ama nar siteler gibi evet. de var. Yani bir tarafta onu, bir tarafta da o yeni yoksulluğu çok net görüyorsunuz Maltepe'de evet. ve Fındıklı önemli, onun için biraz sözü aldım. Ataşehir'le Maltepe'nin ikisinin de sınırında sıkışmış evet. bir yeni yoksulluk alanı. Ataşehir'de yeni bir orta sınıfı gösteren, bütün imajlarıyla onu gösteren bir yer. Maltepe'de göreceli olarak işte o yelken kuleleri, yeni yapıları, plazalarıyla falan. Ama Fındıklı o ikisinin arasında tam sınır bölgesinde müthiş bir yoksulluk alanı. Peki gecekondulardaki de yaratıyor o bu dönem. Gördüğümüz sahiplenme ve dayanışma kültürü oralarda tekrar ediyor mu? Hayır, Fındıklı'da? Etmiyor. Şimdi gecekondu onun için çok farklı bir yeni yoksulluk diyoruz buna, o Fındıklı'da gördüğümüz ve İstanbul'un eminim başka yerlerinde de bu var ve o mahalleleri çalışmak gerekir. Bu yeni yoksulluk gecekondudaki gibi birlikte üretilen bir süreç değil. Gecekondu mahalleleri o gecekondu nüfusunun zamanında birlikte ürettiği ve sonra da o etnik bağlarla, akrabalık bağlarıyla, iş yeri bağlarıyla oraya taşınanların oluştuğu. Yani herkes gecekonduda mülk sahibi değil ama ağlar var ve o ağlarla oradaki kirada oturuyor. Ve o yatay mimaride bugünlerde çok kullanılıyor da biz başka evet. bir anlamda kullanıyoruz yatayı. Yatay mimari gündelik hayattaki toplumsal ilişkilerin güçlü olmasını sağlayan bir fizik formu. Evet. Yani insanlar birbirlerine değiyorlar, birbirleriyle kapı ilişkileri var, birbirleriyle limon, tuz alışverişleri var ve iş yeri bağlantıları var. Çoğusu o fabrikalarda aynı iş yerinde çalışıyorlar. Başka bir de dayanışma ilişkisi. Evet. Ama bu Fındıklı'da gördüğümüz öyle bir şey değil. Fındıklı'da büyük bir kısmı kiracı zaten ve birbirleriyle ilişkisi olmayan ve şeyinde daha sert, gündelik evet. hayattaki gerilimlerin de daha sert olduğu bir toplumsal ilişkiler aslında görüyoruz. Aslında yani o kadar ilginç ki hem bir yandan bir kendine özgü bir tarihi var ama aslında büyük resminde İstanbul'un tarihinde aslında en azından kırılma anlarında çok iyi resmini çekebiliyoruz. Yani ne kadar çok. Bütünü temsil etse de kendine özgü bir havası da var. Mucizevi, yani çok heyecan verici. Çok, bakın onunla ilgili iki şey daha söyleyeyim mi? Maltepe ne kadar İstanbul'u temsil ediyor görmemiz açısından. Hani uzak bir ilçe zamanında, şimdi yakın ama ne kadar temsil ediyor? Mesela 6-7 Eylül. 6-7 Eylül de Beyoğlu çalışılmıştır, başka yerler çalışılmıştır, işte Kurtuluş, yani Rum nüfusun ve gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu yerler. Ama Maltepe çalışılmamıştır. Oysa Maltepe'den o zaman hala iskele var ve Maltepe'den iskelesinden adalara Rumların evlerini yağmalamaya gidiyor insanlar. Hmm. Yani yoğun bir şekilde 6-7 Eylül yaşanmıştır. Aynen İstanbul'da yaşandığı gibi. İkinci örnek. Menderes'in yargılandığı, yani Demokrat Parti'nin daha doğrusu diyelim şeyinin, elitinin yargılandığı Yassıada duruşmalarında Maltepe'den gemi kalkar, vapur kaldırırlar ve bilet verirler, insanlar gitsinler Yassıada duruşmalarını izlesinler diye. Maltepelilerin bir kısmı oradan bilet alarak gidip Yassıada duruşmalarını izlemişlerdir. Çok ilginç. Yani böyle de adalarla böyle de ilginç bir ilişkileri çok ilginç. Var. Çok ilginç. Tam buradan aslında belki günümüzü biraz tartışmaya başlayabiliriz. Hem belki Hı-hı. projenin çıktılarıyla eşdeğer olarak bütün bu çalışmanın, Maltepe'nin bugününü anlamamıza, geleceğini kurgulamamızdaki sizce önemi nedir? İsterseniz sizden başlayalım. Şimdi belki sizin son dediğiniz gibi biz çalışmanın bunu yansıttığını düşünüyoruz. Kentin kendisi çünkü böyle. Yani makro ve yukarıda olanla Türkiye'nin yaşadığı bütün her dönem için, üstelik bu böyle bir sadece tek bir dönem değil, çok bütüncü çalışma, bir çalışma olduğu için bunu görebildik. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de, 2000'lerinde de o makro formu hem taşıyor
Ama kendi yerel özgünlüğü var. Bu özgünlüğü koruyor da, direnebiliyor da. Yani bu her zaman Macron'un ya da yukarıdan müdahalede her şeyi teslim almıyor. Bazen çünkü biz kent çalışmalarında da buna gelen, yani böyle bir, bu tür bir kapsayıcılık ve yok etme hali üzerinden olduğunu düşünüyoruz ama böyle değil. İstanbul'un direnen bir tarafı var. Evet. Yerellere gidince bunu daha güzel görüyoruz, daha iyi görüyoruz. Tam da buradan kurmamız lazım. Geleceğe nasıl ışık tutması gerektiğini belki de. Şimdi bütün bu neoliberal tahribatı mesela düşünelim. Maltepe bunun dahil mi buna? Evet, dahil. Bundan etkileniyor. Ama Maltepe'nin hangi olanakları ve kapasiteleri var? Yani bir gün, bugün biz bir kolektifler siyaseti, yeni bir kolektif alan yaratmak, kooperatifler yeniden belki yaratmak, büyük bir bu kenti bekleyen de büyük bir kriz de var gerçekten ve bu en çok yoksulları ve çalışan yoksulları vuracak. Evet. Çalışan sınıfları. Burada bize yerelin hangi olanakları olduğuna dair çok şey söylediğini düşünüyorum. Tam da kolektiflere dair bir siyaset yaratmak ya da kamu kurumları açısından da, yani bu sadece belediye değil, yerelde başka siyaset yapmak isteyen başka aktörler açısından da idare hayat ya da kamu yöneticileri açısından da birçok Maltepe'nin kapasitesi ve olanağı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Maltepe'nin bir bostan tarihi var. Yani bugün bizim yerel üretimi, yerel tüketimi destekleyecek işler yapmamıza dair çok şey söylüyor bu bostan tarihi ve bir kapı aralayıcısı gibi. Yine Maltepe'nin hala orman alanları var, imara açılmamış bölgeleri var. Buralarda bunu teşvik edecek. Maltepe çeşmeleri önemli Maltepe tarihinde. Bugün su tüketmenin bu kadar pahalı ve gerçekten zor olduğu bir İstanbul. Hepimiz için bu geçerli. Bunun hangi olanakları bize sunabileceğini, bunu gelecek olan krize dair toplumun en yoksulları açısından nasıl bir savunma alanı yaratabileceğimize dair yereli bilmek, çok anlamlı. O birikimi bilmek çok anlamlı ve çok kolaylaştırıcı bir taraftan da. Yani bunu hani bir tür kalıp ararcasına kentte acaba nasıl bir şey var? Evet. Değil, bu kent bize bir şeyler söylüyor. Muhteşem. Var ve bunu koruyor da. Böyle bir boyutu var. Daha somut olarak da çalışma açısından biz çalışma nihayete erdiğinde, yani Maltepe'lilerin de gerçekten çok büyük bir sevgi ve sahiplenmeyle sahip çıkmaları çalışmaya, biz Sayın Belediye Başkanı Ali Başkan'a bir tür bellek evi, bir de Maltepe'nin Beşçeşmeler diye bir bölgesi var. Aslında Maltepe'nin köyü orası. Yani çekirdek orası, köy diye anılır orası, köy içi. Ve böyle bir tarihi atmosferi vardır. Tam da burada bir bellek evi ve kent araştırmaları merkezi kurulmasını, Maltepe Kent Araştırmaları Merkezi, belki İstanbul önerisinde bulunduk. Ve onlar da çok sahiplendiler. Projenin çıktıları da böyle iyi olunca büyük ihtimalle geri dönüşler de güzel oldu. Yani çalışılacak çok şey, derinleştirilecek çok şey var Maltepe'de. Muhteşem. Maltepe işte Kartal'la, Kadıköy'le çok konuşan, adayla çok konuşan bir ilçe. Tüm bunların yeniden bakıldığı ve demin söylediğimiz gibi, yani yerel üretim, yerel siyaset, bütün o neoliberal tahribattan belki biraz daha nasıl savunulabilirize dair bulguları, böyle bir merkez, yine bellek evi aracılığıyla da belki yeni kuşakları, bir Rum Ermeni köyü olduğunu Maltepe'de 15 yaşındaki çocuklar bilmiyor. Yüzyılın başından bahsediyoruz. Muhteşem. Aslında. Orada çok önemli bir şey daha var. Tabii biz neoliberal politikaların İstanbul'a yaptığı tahribatı sadece biz söylemiyoruz. Bu tahribatı yapan insanların kendileri de söylüyorlar. Kendi aktörleri de söylüyor. Ama biz sürekli bu tahribatı konuşuyoruz. Yani böyle oldu, şöyle oldu. Ama biz diyoruz ki bu kadar tahribata rağmen bu kentin hala umudu var. Evet. Yani ve bunu nerede yakalayabiliriz biz? Yerellere bakıyoruz. Ne var yerelde? Yani bize umut verecek, şunu yaparsak bunu durdurabiliriz diyecek ne var? Ve bu çalışmada şöyle bir şey çıktı. Ben bu kadar senedir kent çalışıyorum. Bunu burada çok net bir şey gördüm. Dedim ki yerele bu saldırı aynı zamanda yerelin bu tür her türlü krize karşı direnme imkanlarını elinden alıyor. Buna bir örnek vereyim size. Sahil yolu. Şimdi o sahil boyunca plajlar ve deniz ve balık varken
Sahil yolu bütün bu olanağı ortadan kaldırıyor. Hmm. Şimdi plaj demek, sahil demek, sahilde gazinolar demek bir iç ekonomidir. Yani en zor zamanda birbirlerine insanlar orada idame edebilirler hayatlarını. Hani bir yaşama stratejisidir. Evet. Ama siz bunu tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Bir senede iki kere, üç kere kullanılan bir büyük miting alanı var. Evet. Ve bütün o olanağı, yani yerel olarak var olabilme olanağını ortadan kaldırıyorsunuz. Ya da işte bütün o başı büyük çiftliği denilen, büyük narlı çiftlik denilen alandaki büyük binalar oradaki bir gün tarım yapabilme imkanınızı ortadan kaldırıyor. Okay. Yani çünkü artık biz bunları tartışıyoruz bütün dünyada, sadece evet. Türkiye'de değil. Belki tam bu noktada yani sözlerimizi artık sonlandırmak isterken şeyi sormak isterim. Okey, yereli konuştuk. Peki bu tarz sözlü tarihi, ilçe tarihi, toplumsal hafıza çalışmalarının İstanbul'u anlamak için. Çünkü biz hep İstanbul'a bir genel bir bakışımız var tepeden. Belki son olarak buraya bir şey söylemek istersiniz. İstanbul'u anlamak için bu çalışmaların, yerel çalışmaların anlamı nedir? Evet, çok önemli şundan dolayı. İstanbul nedir? İstanbul böyle homojen, büyük, çok tatlı, güzel, boğazı olan bir şehir mi sadece? İstanbul çok dinamik, çok heterojen bir sosyal ölçek. Biz yani hani Çağlar Hoca'nın meşhur şeyi vardı ya, İstanbul'u nasıl satmalı? Hangi İstanbul'u? İstanbul neresi de onu nasıl satalım? Neresi orası? Beyoğlu mu? Harbiye mi? Neresi o İstanbul? Kadıköy mü? Onun için İstanbul'u kavrayabilmek ancak İstanbul'un bütün bu heterotif yapısını, bu parçaların birbiriyle nasıl çalıştığını, nasıl çalışamadığını, çalışmadığı zaman ne tür krizlerde olduğu, çalıştığı zaman ne tür uyumluluklar olduğunu görebilmemiz için bizim kentin bu detayı, bu derinlerine girmemiz gerekir. Yoksa kenti yukarıdan tematik olarak çalışmak çok kolay. İşte dedim ya 6-7 Eylül'ü çalışın İstanbul şehrinde. İstanbul için bir şey söylemez. Böyle çalışmak gerekir. Oradan ne çıktığına dair. Onun için çok şey söyler yerel çalışmalar kent çalışmalarına. Kentin tamamını, makro ölçeğini kavrayabilmek için. Müthiş. Esra Hanım, son bir cümle sizden alayım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Belki yeni çalışmanızdan bahsedebilirsiniz varsa. Biz Boğaz tarihini çalışmayı çok istiyoruz aslında. Çok bundan güzel. Sonra. Çok güzel. Onda da o zaman sizi tekrar ağırlamak bizim için keyif olur. Yani bu keyifli sohbet, özellikle bu çalışma için çok teşekkürler. Bizim için çok anlamlı. Tüm ekibe de lütfen sevgilerimizi iletin. Evet, bu hafta Profesör Doktor Hatice Kurtuluş ve Esra Kaya Erdoğan ile Maltepe'nin toplumsal ve mekansal tarihini konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konuklarla tekrar burada olacağız, sizlerle olacağız. İstanbul Hepimizin girişimini hazırladığı Şehir Hepimizin programını izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.